New Metal şarkım da var albümde. Kalbimden büyük değil. ne yapacaktık normalde şarkıyı ama e, bir anda ayrı yollara savrulunca yapamadık. Hatta klibine kadar düşünmüştük. Ya ona takılana kadar sen biraz daha kulağını açsana onu dinle. Senin duyduğun, rap dinlerken duyduğun şey, tek şey şu mu? Bir şey diyor orada, bir şey Hı. anlatıyor. Onu da dinlesene. Ama yok yanımda Sancho Panza diyorsun. Sancho Panza birazcık daha Don Quixote'un yanında eğlenceli kalan, kendisine yardımcı olan biri. Senin Sancho Panza'n Berk abiydi. Doğru. Yani tam olarak. Hı. E, ilham aldığın insanlar var mı diye soruldu. Jack de piton dedi orada. Serveri Raz demedi Sağ ama. Sağolsun ben de ondan ilham alıyorum. Ben de ben de Jagged'dan diyeyim e, ilham alıyorum. Yeni Eski Şarkılar isimli çok eski sevdiğim ve hala geçerli olduğuna inandığım şarkıları yeni aranjeler ve yeni kayıtlarla yaptığımız bir albümü daha bitirdik diyebiliriz. Örneğin hangi şarkılar Kay var bunun kayıt içinde? Kayıt aşamasını. Selamlar herkese Biz Bize programındasınız. Biz bize 2024 sezonunda Serveri Raz'ı ilk kez konuk ediyorum. 4 yıl sonra hoş geldin. 4 yıl mı oldu ya, ya biz bize? Yıl, 2019 hatırla. Oh. E, yılbaşı özeli saymazsak 4 kişi Güzel programdı bence izlemeyenler onu da izlesin, i̇zlesin Benim yani. çok memnun kaldığım e, Güzel şeyler anlattığım programlardan biri de Hala da geçerli diye düşünüyorum Biraz update'lenmiş haliyle Tekrardan şimdi evet. birlikteyiz O e, bölümde çektiğimiz bazı şeyleri de tekrar soracağım sana tekrar Ben hatırlamıyorum getireceğim. Bile. Albümden başlayalım sen kendini bana bırak Bana güveniyor musun? Oh, yeah. Hayır kesinlikle Hayır. <laughs> O zaman başlayalım nasıl gidiyor abi hayat? Güzel birazcık e, Hengame'li taşınıyoruz. Ee, Nereye taşınıyoruz İstanbul'un dışına taşınıyoruz. Komple ee, dışına mı yoksa İstanbul, İstanbul şehri içinde mi? İstanbul şehri sınırları içinde fakat şehir merkezinde çok uzak e, bir yere taşınıyoruz. Bunun heyecanı var üstümde e, aynı zamanda da stresi var. Ya Öyle bir yere taşınıyor ki şehirler arası otobüsle gidiliyor evine yemin ederim ya nasıl gideceğim bilmiyorum. Abi, bir daha görüşmeyeceğiz büyük ihtimal bu son görüşmemiz haberin Adır olsun. Adırız seni ayıp ediyorsun ya. Yani. Vallahi mi diyorsun? Aldırırız en kötü. Olur tamam Adışır evimden adırmaya. diyorsun. Aynen alışırız. <laughs> Albüm çıktığında Ezoterik 2 olacaktı. Sonra Ezoterik 2 hiç oldu. Son bir hafta öz benliğimi gerçekleştirmek adına bir çaba 15 kelime oldu. Son bir hafta adı. değil abi. Birkaç ay önceden onu ben belirledim. Bel, Ama bel biz dijitale 10 gün önceden falan gönderdik evet, minimum. unutmuşum. O. Neden albümün adını koyma konusunda bu kadar kararsızdın en başından beri? Albümün adı aslında Ezoterik 2 olacaktı. Ha. Ama e, hiçlik üzerine çok gidilen bir albüm olduğu için Ezoterik 2 hiçe çevirdim. Sonra gerçekten de öz gerçekleştirmek adına bir çaba sarf ettiğim için bu albümde. Bir de bunu ekleyeyim hmm. ki dedim. E, bilmeyen insanlar, hani ezoteriği bilmeyen insanlar hmm. aslında neyle karşılaşacaklarına karşı hazırlıklı olsunlar. Yani eğer ticari müzik duymak istiyorsanız, popüler kültür müziği duymak istiyorsanız bu albümde yok. Bu albüm benimle ilgili. Değil. Mesajını en baştan vereyim ki sonra insanlar hmm. onu bekleyecekler bekliyorduk böyle çıktı şunu bekliyorduk öyle çıktı demesin. Son yıllarda duyduğumuz en insanlara içini açtığım bir albüm evet. bu aslında. Evet. Kliplerde de aynı derinlik var. Evet. Aynı şekilde albümün adında da aynı derinliği taşıma özen göstermişsin diye yordum. Evet. 10 tane klip çektim. Sanki daha yolum var. Ama yorgunum, al koluna Susarsam kaybolacağım, Boşluğa savrulacağım sen hiçbir ticaretinde batmayan bir insansın yani gördüğüm kadarıyla. Çok şükür bir umarım çok, da bir çok öyle devam eder. Inşallah. Ama 10 klip çekmek böylesine ticari olmayan albüm için aslında çöpe atılan bir para demek. Cebimden harcadım yani bu parayı geri döner diye harcamadım. Hı. Albüm için de böyle bu arada yani albümün çok dinlenmeyeceğinin farkındayım. Gel yani öz gerçekleştirmek adına bir çaba uğruna... cebimden para harcarım tabii Doğru. ki. Yani gidip saçma sapan sözlerle tekerleme gibi şarkı yapıp bunun için para kazanmayacağımı düşünüyorsan bunun için para harcamam. Ama bu benim mirasım. Belki 100 sene sonra, 100 sene önce pop'ta neler oluyor diye baktıklarında tekerleme şarkıları değil bunu görecekler. Hı. O yüzden benim için değerliydi, önemliydi. Tek kliple atlatamazdık. Ya hiç klip çekmeyecektim ya hepsine çekmem gerekiyordu. Bütünsel bir anlatım var, Girişi gelişmesi sonucu var bu işin. Yani şarkıdaki anlatıları görsel olarak da desteklememiz gerekiyor. ...çekiyordu ki bunu sevecek insanlara tam bir deneyim yaşatalım. İki günde on klip çekmek tehlikeli mi? Çekilir mi? Rap Ekibine bağlı. Ediyoruz. Daha önce çalışmadığınız bir ekiple yapmayın tabii ki. Hı. Çok tehlikeli. Yani hiç kolay değil. yani Kamerayı aldık şurada da çekelim, burada da çekelim olsa çekilir ama... ...gerçekten bir orada set varsa... On farklı atmosfer kuruldu orada. Evet. Yani orada bir set varsa iki günde on klip çok riskli, Hı. çok tehlikeli bir iş. Ee, Cem sağ olsun e, deneyimli bir yönetmen. Hatta deneyimin en başında hayatında çektiği ikinci klip koma klibiydi... Yüzüncü klip, e, klip de Yüzüncü klip bana nasip oldu evet. Cem'in bu işin altından kalkabileceğine inanıyordum. Aha. Sorduğumda ya dedim böyle bir şey düşünüyorum ama ne dersin dedim becerebilir miyiz? Bir kere de dedi kolay bir şeyle gel ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> o da demiş ya sana sen becerebilir misin diye aynen, Öyle bir şey muhabbet aynen, vermiş. Aynen aynen yok ben o gözlerinde gördüm Aha. yani yapabileceğini hissettim. Tamam dedim hadi başlayalım planları kurmaya İşte aklımızdakileri hmm. yatırdık masaya. Öyle yapalım böyle yapalım derken birkaç aylık bir hazırlık hmm. sürecinden sonra tabii ki o klipler evet. çekildi. Her şey çok planlıydı kadın. Kadrajlarına kadar, nerede ne yapılacağına kadar her şey çok planlıydı. Şu arka tarafa şöyle bir bakarsan sana büyük bir respekt var. Teşekkür ederim. Sadece senin içinde bulunduğun veya gayet senin olduğun albümler. Bunlar. Belki en üste koymanı tercih ederim. Ee, tam kadrajın ortasında duruyor diye onun yeri sabit. O, o zaman hiçbir zaman, şekilde tamam. değişmiyor. O zaman, Sadece tamam. üsttekiler ve alttakiler değişiyor. Tamam. Döndüm albüme. Evet. Ezoterik iki albümü zaten en başından da bahsettiğim gibi baya derin bir albüm ama flow çeşitliliği açısından bazı eleştiriler aldı. Evet. Ee, bazı şarkılarda, bazı flowlara çok fazla takılmışsın gibi ben e, görmedim yorumlar benim. var. Tam olarak Öyle mi? Ee, direkt şöyle mesela Yangın Yeri şarkısında 16 bar boyunca mesela aynı flowla devam etmen. Aynı Teza. flow İyi de yani ulan 16 barı bırak insanlar 10 senedir aynı flowla şarkı yapıyor hmm. bir şey demiyorsunuz. Bir şarkıda aynı flow tabii ki bir verse de devam edebilir. Hmm. Aynı flowu bırak Yangın Yeri şarkısında hadi aynı flowla takılıyorsunuz şuna takılsanız 16 bar boyunca oyunca aynı kafiyeyle devam ediyorum. Doğru. Ve bunu yaparken kompozisyonu koruyarak bir şeyler anlatıyorum. Hı. Hı. Ona takılana kadar sen biraz daha kulağını onu dinle. Senin duyduğun rap dinlerken duyduğun şey tek şey şu mu? Bir şey diyor orada. Bir şey evet. anlatıyor. Onu da dinlesene. Flow aynıymış. On, evet. 16 bar aynı flow olsa ne olacak ki? E, çoğunluğun ikinci verse'ünde de yine aynı flow'u görüyoruz. Aslında mesela geçmişinden bütün bu albümlerden... Bu arada aynı flow dediğimiz şey triplet flow. Yani evet. 2017 yılından beri dünyada her yerde sürekli yapılan bir flow. Ben bu bunu albümde bir buçuk verse'de kullanmışım. Ama. Mı? herhalde kaç her şarkıda iki verse var desek kaç verse ediyor? Yirmi verse yirmi verse'ün bir buçuk verse'ünde aynı flow var triplet Hı. flow var o da on, on, 2017 yılından beri dünyada milyonlarca rapçinin birebir yaptığı flow diye bu bir eleştirim mi şimdi? Ben bunu eleştir olarak kabul edeyim mi Etmeyeyim mi? İstersen edebilirsin istersen İstemiyorum, etmezsin. etmiyorum. Okey o zaman tamam. e zaten sen bu albümü yaparken eleştirilere pek e, kulak asacak bir tavırda da yapmamışsın ya, kendin. Ya. Bir tane yorum vardı ya ben onu yazdım mı acaba? Bol sözlükte biri senin albümün hakkında yorum yapmış. İşte Hı. server geleceğe gittiğinde Geçmişine bir imza bırakmak istemiş. Büyük evet. ihtimal yaptığımız yorumlarında onun için pek değeri yoktur. Tıpkı işte lise sırasına ismini kazımak gibi. Ben gördüm yorum, gördüm. Teşekkürler. Kazırken. Çok iyi anlamış. Hı. Albümü sevmemiş. Böyle eleştiriye okuyayım. Albümü sevmemiş. Saygı duyuyorum. Ama ne yapmak istediğimi çok iyi anlamış. Albümü sevmesinden daha önemli Hı. bu. Yani ne yapmaya çalıştığımı anlaması, beni anlaması, ne düşündüğümü çözümlemesi çok değerli bence. Teşekkürler arkadaş. Adını bilmiyorum ama hatırlamıyorum. E, ekran'a koyduk. Doğru, çok Kendisi çok doğru, görür. çok doğrusu. Ben sıraya adımı kazımak istedim tam olarak öyle. Gelip sonra adını kötü kazımışsın demeleri sorun değil Hı. yani kazıldım işte. Oldu bitti. Tarihe böyle bir şey bıraktım. Bu son albümüm falan diyorsun bak sürekli. Ya son albümüm demiyorum ama ya şu anda hadi ilk kez burada söyleyeyim başka nerede söyleyeceğim. Ee, yeni eski şarkılar isimli çok eski sevdiğim ve hala geçerli olduğuna inandığım şarkıları yeni aranjeler ve yeni kayıtlarla yaptığımız bir albümü daha bitirdik diyebiliriz. Örneğin hangi şarkılar Kay var bunun kayıt içinde? Kayıt aşamasını. Hangi şarkılar var? İlk aklıma gelen düşündükçe rüyalarım var evrim dışı, görünmez. Folyo var mı? Folyo falan filan. Yarısı yani. zaten bu albümlerin hepsini, içinde olan şarkılar. Hepsini de saymayayım ama yani şeye bakmadım. Bu çok dinlenir diye hmm. yapmadım. Gerçekten ya yani çoğu şarkı 10-15 sene önce yaptığım şarkı. Hmm. Zaten 10-15 sene önce yaptığım şarkılarla şu an hem fikir bile değilim çoğuyla. Hem fikir olmaya yaklaştığım şarkıları seçmeye özen gösterdim. O belki son albümüm olur ama emin değilim. Yani burada şimdi belli kararlar açıklamak istemiyorum. Bu çok git gel bir Yaparsın, durum. yaparsın, tane. Ama yani. ben zaten rap'i iş olarak yapmıyorum. Bir rapçi de değilim baktığında yani çünkü rap'i iş olarak yapana repçi denir. Bu noktada ben rap yapan ve hani 20 küsür senedir buna alıştığı için bu süre gelişi devam ettiren bir insanım aslında. Yani çünkü yani repçi olmak biraz kültürel bir şey artık değil ama yani bizim ben eskiden repçiydim yani. Repçinin dik dik hala. Yani bir de sokaklarda yaşıyordunuz bu kültürü. Gerçekten hip hop'u sokakta yaşayıp kültürel anlamda laila bu şeyle bu kültürle yoğrulduk. Bugün baktığımızda zaten böyle bir şey söz konusu Hı -hı. değil. Yani hip hop ne zaman popüler kültür oldu. Amerika'da da bu iş böyle oldu. Türkiye'de de. Ne zaman popüler kültür oldu? Zaten popüler kültür ne demek? Underground bir kültürün kültür kısmını boşaltıp sadece işin e, ürün kısmını ön plana çıkarıp ambalajlamak demek. E bu noktada zaten yeni kuşaktan bu işin kültürünü yaşamasını bekleyemeyiz. Hip-hop kültürü diyoruz. Hip-hop kültürü rapten ibaret değildir. Hip-hop kültüründe grafiti vardır. break dance vardır. Turntablism vardır. E nerede hip-hop kültürü? Ya da e, daha da genişletebiliriz. Skateboard vardır. Paten vardır. Hip-hop aslında bir sokak sanatı, sokak aktivite idi Artık değil. O yüzden sen de birazcık soğumuşluk seziyorum. Yıllardır zaten süre gelen bir soğumuşluk var rapten. Yani sen zaten sosyal hala hayatında YouTube, da rap dinlemeyen bir adamsın. Hip hop e, kendini kültürel anlamda koruyor olsaydı ben yine uzak kalacaktım hmm. bu meseleden. Yani e, zaten bu e, camianın içindeki insanlarla da pek anlaşamıyorum. Hmm. Anlaşmak gibi bir niyetim de yok. Hip hop aslında kolektif bir kültür. Bir topluluğa ait olursun. O toplulukla beraber hareket edersin. Hmm. Hip hop kültürü böyle yaşanır. Bugün hala devam ediyor olsaydı ben yine o topluluğun biraz dışında kalmayı tercih edecektim. Bu hayal bile Kuramam şarkısında gel değirmenlerinde rüzgar olmuşum yek durdum adım Don Kişot sözün. Aslında tam bu anlattığın olayı tek bir cümleyle evet. betimleyen bir şey. Teşekkür Don Kişot'u bilmeyen arkadaşlara birazcık özet geçeceğim. Don Kişot'u bilmeyen arkadaş bilsin ya okum, Okumamıştır falan filan. Çok kısa vermeyeyim mi? Yok ver, ver Arkadaşlar Don Quixote e, İtalyan bir şövalye ama şövalyeliğin devrinin geçtiği ve artık insanların şövalyeliği sadece dal kavukluk aracı olarak kullandığı bir e, dönemde şövalye olan ve hala namusunu şerefini koruyarak şövalye olmaya çalışan e, bu yüzden gel değirmenleriyle savaşmayı yeğleyen e, aslında deli bir adam. Sen de Türk bir şövalyesi olarak görüyorum seni. Türk şerefi son <laughs> şövalyelerinde olabilirsin. Eğer e, bu olaya oturtabiliyorsak bu anlattığımız ya konuyu. Ya haliyle demek iddialı olur. Hı hı. Hani ben Türkçe hep için savaşacak ya da <laughs> Ortaya benliğimi koyacak değilim. Bana ne canım Türkçe rap. Eskiden böyle miydin? Öyleydim tabii. Canım. Ondan bahsediyorum. Don Quijote'da bir yerden tabii. sonra zaten başına gelenleri biliyoruz. Tabii. Ee, ama benim aslında sormak istediğim olay tam olarak şu. Diyorsun ki bu barın devamında ama yok yanımda Sancho ha. Panza diyorsun. Sancho Panza birazcık daha Don Quijote'un yanında eğlenceli kalan, mantıklı ha. nokta atışı düşüncelerle kendisine yardımcı olan biri. Aslında seni Sancho Panza'n gerçek hayatta Berk abiydi. Ee, bu albümün çıkış süreci de Berk abinin vefatından sonraki iki yılla yayılması e, bayağı bir Çoktan benzerlik. Çıkacaktı. Çoktan çıkacaktı. Olmadı. Devam edemedim hissettim. yani. Devam edemedim. Hiçbir şeye devam edemedim ki. Senin Sancho Panza'm Berk abiydi Doğru. yani tam olarak. Evet. Ondan önce de aslında rap'i bırakma fikrin vardı. Her zaman vardı. Ya şimdiden. uzun bir süredir sürekli Hı. gitgeller yaşıyorum. Artık bırakacağım ya da bırakmayacağım da demek istemiyorum. Yani bir şekilde bazen bir motivasyon geliyor ve pat diye bir albüm bitirebiliyorum ha. ya da güzel bir şarkı çıkarabiliyorum bazen aylarca hiçbir şey yapmak istemiyorum e bir noktada da belki o motivasyon pat diye hiçbir zaman gelmeyecek ve ben e, homojen bir şekilde bu işi Hı. bırakmış olacağım bu işi bırakmadan önce miras olarak diskografimde en son ne kadar beni temsil eden iş bırakırsam o kadar kardır ee, diye düşünerek aslında birazcık önem gösteriyorum Hı. şu an yaptığım işlere. Eski yeni şarkılarda geçmişine temiz bir sayfa açmak için aslında yaptığım bir şey gibi hissettirdi şu an. Yani şöyle düşünüyorum orada... Kurtarmak istediğin, şu... yangından kurtarmak istediğin bazı şarkılar var. Ee, daha çok böyle 15 sene önce yapmışım ve hala geçerli diyebileceğim şeyleri bir tekrar duyurmak istedim Hı. ya. Yani bir paylaşmak istedim insanlarla. Hani biraz daha sound'u değiştirip. Hı. Haz alabilirler gibi düşündüm. Hı. Çünkü ya her şeyden önemlisi ben çok haz aldım. Ya açıp şarkıyı kaydederken Google'a şarkının adını evet. yazıp sözlerini bir de lanet olsun o kadar kötü yazmışlar ki <laughs> o kadar yanlışlar. Ulan burada ben böyle demiyordum falan deyip böyle ne diyordum peki? Açın şarkıyı falan. Saçma sapan bir süreç yani. Güzel eğlenceli İnternetten oluyor. İnternetten bakarak ya. İnternetten bir de bakarak. E, o dönem yaptığı yaparken çok eğlendiğiniz anılar da aklına geliyordur mutlaka Gelmez bu olur mu Gelmez olur mu? Yani tekrar o şarkının kaydını 15 15 sene sonra tekrar girince 15 sene önce o kayda girdiğim günü falan hatırlıyorum. Yani benim için muazzam bir deneyim. Yine aynı yerdeyim. Albüm dinlenip dinlenmemesi önemli olmayacak. Benim için bu deneyimi bu güzellikle yaşamış olmak önemli olacak. Umarım 15-20 yıl sonra hala e, sağlığın e, ve rap isteğin verir. Bir de Ezoterik 2'yi o dönemin soundlarında tekrardan belki, belki de dinleriz. Belki 15-20 yıl yani. sonra hala bu taraklarda bizim olursa Ezoterik 3 de yaparım belki. Ya, Uff. Albümün bütün kliplerinin başında ünlü düşünürlerin sözleri var. Evet. Çok beğendim. Çok hoş bir e, hareket. Ne kadar e, okuyup da geldiğin bu albümü yaptığın belli oluyor. Teşekkür ederim. Albümde iki tane düet var. E, Esiniriz ve Vasi düetleri. Albümde tek verse Vasi'nin tek nakarat Esiniriz'in. Ama kliplerde bu isimler yok. Hatta Vasi'nin verse yok klipte. Evet. E, bu zorunluluktan mı böyle olduysa Zorunluluktan oldu. Vasi gibi. gelemedi ne yazık ki. Evet. E, biz de Vasi'nin gelebilmesi için ekstra bir katkı sağlayamadık, varımızı, yoğumuzu o iki güne koymuştuk. Evet. Ee, Esin de gelemedi. Ee, Esin'in gelebilmesi için çok çaba, Esin İstanbul'da olmasına evet. rağmen gelemedi. Gelebilmesi için çok çaba sarf ettim. İşte klip e, çekim akışını değiştirdim. Aslında bir yönetmene yapabileceğim en büyük kötülüğü yaparak o akışa da uymayınca, şey olmayınca artık iptal etmek zorunda kaldık ne yazık ki. Keşke gelebilselerdi. O e, işbirliğini çok daha güzel taçlandırabilseydik ama. Ne yazık ki YouTube versiyonları artık solo gibi gözükmek durumunda evet. yani. Bu albüm çıktık çıkmadan önce dijital platformlar tarafından da perde arkasında ...bayağı iyi geri dönüşler aldık Apple Music, evet. Spotify. Evet. Ben bu kadar büyük destekleneceğini açıkçası ummuyordum. Galiba sen de ummuyor olabilirsin hiç, hiç, hiç yani albüm yaparken. Hiç ummuyordum. Yani ben artık e, dijital müzik platformlarını tamamen ticari emeller uğruna oluşturulan stratejilerle yönetilen platformlar olarak gördüğüm için bir nebze sanatsal değeri olan bir şeyin umursanacağını düşünmüyordum. Beni ters köşeye yatırdıkları için. Teşekkür ederim kendilerine. 2019'daki biz bize de mesela Spotify ile alakalı pek olumlu e, konuşmalar yapmamıştık. Olumsuz da yapmadık. Olumsuz yani da değildi. Sadece olanı söylemiştik. Yani o dönem çok söylenmeyen bir realite vardı bugün herkesin farkında olduğu. Ben o realiteyi söyledim. E, sö Söylediklerimin de bu arada hala arkasındayım. E, orada yanlış bir şey söylemiyorum. Hı -hı. Bir itamda ya da negatif bir şeyde bulunmuyorum. Hı -hı. Bunun ticari bir platform olduğunu ve ticaretin. Yani şimdi baktığında o zaman neden 20 senelik rapçiler nakalt listesinde değil derler Hı -hı. adama? Şimdi prestij meselesi ise demek ki değil prestij meselesi demek ki sanatsal bir mesele de değil Hı. burada ama. ...platformların bir yerinden sanata da saygı gösterip sanata da destek vermeleri... ...tabii ki popüler kültür elementleri kadar destek vermelerini beklemiyoruz. Ama bu bence başta benim için sonra e, gelecekteki genç yapımcı ve genç sanatçılar için bir umut ışığı. Çünkü herkes kendine ticari müzik yapmak zorunda hissettiği bir çağdayız. Zor da olsa ikinci bir yolda var e, dedirtebiliyor. Öyle bir ümit ışığı yakabiliyor bize. Olumlu anlamda Spotify hakkındaki e, düşüncelerin nötrden birazcık daha pozitif ve dönlü gibi Hayır hayır nötr tabii ki. Nötr mu hala? Tabii ki yani şey değil ki bu ya pozitif düşünce besle. Ben ne bileyim bir, bir kuruma ya da bir markaya karşı pozitif ya da negatif bir şey besleyemem. Hani Nike'a besliyorsun mesela pozitif. Evet ama Nike'ı üstüme giyiyorum. Spotify'ı evet. üstüme giymiyorum. Yani bir şeyler yollasın giyecek. O zaman belki pozitife dönerim. Okey e, birazcık daha ağır bir konuya gelmemizin vakti geldi. Beta Berk Bayındır an albümü konuşalım biraz. Evet anılar renksiz gemimde yaşadığımı yeniden hissettim teniyle. Gölgelerin dansına eşlik edince hayatla dalgalar geçtik denizde. Ee, bunları sana soruyorum yani 20 yıllık dostunu kaybetmiş bir insana sürekli böyle sorular gelmesi e, hoş bir durum değildir diye tahmin ediyorum. Değil ama, ama burada da konuşmayacaksak. Yetkili tek merci sensin hmm. ee, Berk abinin kariyerinin hmm. yönetiminde. Geçen senenin 25, 25 Nisan'ında normalde bu albüm çıkacaktı. Sadece ceza düeti gördük. Evet. Sonra 9 Eylül'de çıkacak dendi. Evet. Sadece zenci düeti gördük. Evet. Bu 25 Nisan'a yetişiyor mu? Birinci sorun bu. Bir aksilik olmazsa kesinlikle yetişecek. Hı hı. Albüm kim kaynaklı gecikti peki bir buçuk yıl? Söz verip tutmayan sanatçılar kaynaklı. Ee, kimlerden söz aldınız da tutulmadı? İsim veremem. Ee, poli... Yani korkudan değil... Polemik ve spekülasyon istemiyorum. Özellikle işin içinde Berk'in ismi varken bu kadar hassas yaklaştığım bir şeyin üzerinden kimseyle tartışmak istemiyorum. Hı hı. Ama albümün uzamasının tek sebebi sözünü tutmayan sanatçılar. Ee, biraz olumlu yanından bakalım istersen. Albüme sözünü tutan sanatçılardan birkaç tanesini örnek verebilir misin bana? fitleri mi? Evet. Sürpriz kalsın şimdilik. Bir iki tane var ya biz bize burası. Güzel isimler var ya sürpriz kalsın diyeyim <laughs> ya. Hepsi bir sürpriz ya. Sürpriz kalsın. Vardır tahmini isimler falan filan. Niye sürpriz kalıyor bunlar ya? Çıkacak Başlıyorum işte abi biz bize diyorum burası ya. Ona albüm çıkınca konuşuruz. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman beta özel biz bize mi yapacağız? Bence Albümüş hak ediyor önce. fazlasıyla. O zaman her türlü yaparız evet. tamam. Orada o zaman darlayacağım size haberiniz. Olur var. olur. Bu arada An Kalbimin çıktıktan sonra Berk Abi'nin kaç tane daha kaydedilebilecek, kullanılabilecek şarkısı var? Hepsini kullandık mı? Hemen hemen. Çok, bir daha bu... çok üzgünüm yani e, Berk o kadar üretmiyordu ki son 10 senedir hmm. elimizdeki akapellaların şimdi bazı arkadaşlardan bazı eleştiriler görüyorum çok iyi anlıyorum neden eleştirdiklerini hakta da veriyorum daha iyi şeyler duymak istiyorlar fakat arkadaşlar elimizdeki akapellaların en yenisi zaten cezayla olandı. geri kalanındaki en yenisi 10 senelik ya yani 10 sene öncenin yapılmış replerini bugün e, produce edip e, güncel bir şekilde çıkarabilmekten bahsediyoruz. E, Kaybettiğimiz diğer değerli arkadaşlarımız kadar e, şansımız yok. Onların çok güncel parçaları vardı. Yeni kaydettiği belki bir senelik iki senelik şarkıları vardı. Belki en yeni şarkısı on senelik. Evet. E, ve zar zor bulduk. Defalarca hard tamir ettirdik. O oldu bu oldu. E, tahmin edilenden... ...çok daha fazla e, uğraştık... Hı -hı. ...bu iş için. Elimizde bu var... ...ne yazık ki biz de isterdik çok daha güzel... ...akapellalar olsun elimizde, çok daha güzel... ...şeyler yapalım. E, hiçbir şey... ...yapmamaktansa en azından bunu... ...yapabilmeyi Hı -hı. istedik. E, çünkü burada işin dernek tarafı da var. Albümün kazançlarını... ...biliyorsun e, Beta Berk Bayındır... ...Bursiyerleri Derneği'ne bağışlayıp bir şekilde... ...genç müzisyenlere destek olmaya Hı -hı. vesile olmak istiyoruz. E, o yüzden... ...özellikle bunu yapmak istedik. Bir de hak ediyordu. Ya yani bunca zamandır bir şey üretmeden gitti. Bir şey çıksın. Bunu hak ediyordu belki. O da istiyordu çıkarmak. Hı hı. Naçizane elimden geleni yapıyorum. Ekip arkadaşlarım elimden geleni yapıyor. Özellikle Faruk Çeliker sağ olsun. Çok uğraşıyor. Ee, elimizden gelen ne yazık ki bu. imkanlar dahilinde elimizden gelen bu. Yani kariyeri iyi yönetilemiyor gibi e, bazı eleştiriler görüyoruz. Bu zaten e, ortada yönetilecek de. bir materyal olsa hı hı. hakikaten kendi kariyerimi bir yönetiyorsam Berkin kariyerini beş yönetirim. Yani o benim kardeşim. Evet, titizliğini de görüyorum. Ben, ben hiç hiç canım. kardeşimi e, kötü gösterecek bir şey yapmak ister Hı. miyim? Dediğim gibi yani imkan ve materyal ancak bu kadarını olanak sağlıyor Hı. bizim için. Bu eski Olimpos yıllarını andırırcasına Berk abinin albümünde senin ve Berk abinin bir olacak mı? Tabii ki. O zaman bir isim aldık albümden <laughs> diyelim. Başka isim vermedin. Valla konuk alınmayacak bir adamsın abi. Hiç magazin Deniz falan filan. Var. Deniz Gürzümar var. Güzel. Bu da yani zaten... ...bizim çevremizden bir abimiz o da. İyi hey, yeter Aysen sana şey Tamam okey ya. Çok da şey yapmıyorum. <laughs> Dönelim. Albümle alakalı bir sorum daha var. Evet. Kifayetsiz şarkısında şıksınızda... ...yalanlarınız kıyafetsiz... ...hiçbir dostluk kalmaz ihanetsiz diyorsun. Evet. Şıksınızda yalanlarınız... ...kıyafetsiz. Kıyafetli, hiçbir dostluk kalmaz ihanetsiz. Evet. Herkes dünyasının merkezi de... ...içlerinden doğruların... ...geçmediği noktalardan ibaretiz. Yaz, yaşamadığın hiçbir şeyi yazmıyorsun. Evet. Ee, Birazcık bu ihanetsiz kalmayan dostluklardan bahsedelim mi? Kimlerden bahsediyorsun tam olarak burada? İsim mesela? versem dahi tanımazsınız Tanımazsın. benim dostlarım rapçi Rap dünyasından değildir. dünyasından değil yani. Değildir değildir hiçbir dostum hmm. rapçi değil maalesef. yani Ben de çok isterdim rapçi dostlarım olsun beraber takılalım şarkılar yapalım bir şeyler yapalım ama ne yazık ki hiçbir dostum rapçi değil. En son bir müzik grubunda bulunduğun yıllar Olimpos Olimpos herhalde. Dönemi. Ondan önce merdiven var bir. Olimpos tabii ki dostumdu bu arada. Olimpos zaten, zaten bir dostluk grubuydu. Olimpos bir müzik grubu değildi ya da bir stüdyo değildi. Olimpos dost meclisiydi evet. ya yani. Çok yönlü bir klandınız. Çok yönlü bir klandık. Müzik kılandık, yapıyordunuz, yani. geziyordunuz, tozuyordunuz. Evet. Ya işte şeyleri falan anlatıyor bu Olimpos zamanları. Ortam kızı ilk çıktığında çıkıyorlarmış Etiler Caddesi'nde ortam kızı çalan arabaların arkasından koşturup hey bu şarkıyı ben yaptım falan Ya ilk, ilk duyduğumuzda öyle yaptık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 17 18. 17 18 yaşındayız. 17 18 yaşındayız. Ondan sonra araba geçti böyle Ferrari bir de böyle manyak bir araba geçti. İçinde bizim şarkımız çalıyor. Baktık böyle birbirimize ne oluyor lan deyip başladık peşinden koşmaya. Şimdi o, ne yapacağımızı bilmediğimiz için o dönem çünkü rap diye bir şeyden bile haberi yok insanların. Yani rapçiyim dediğinde kafanın üstünde mi dönüyorsun denen bir dönemden yani. bahsediyoruz. Bir rap şarkısı yapmışım ve Taş bayağı yayılmış şarkı şok olmuştum yani. Sonra hazmettim tabii. 20-25 yıl önceki anılarını çok net bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Siz Türk Rap'te Olimpos olarak bir ekol oldunuz gerçekten. Sizden sonra gelenlere de bazılarına ilham oldunuz. Geçen Anıl Piyancı'nın podcast'ine Jack çıktı. <laughs> ee, i̇lham aldığın insanlar var mı diye soruldu. Jack de Piton dedi orada. Serverraz Raz ama. Sağ olsun ben de ondan ilham alıyorum. Hı. Ben de ben de Jagged'dan diyeyim. Ee, ilham alıyorum. Ee, ya bu Hı. çok değerli bir şey. Hı. O benden ilham alarak evet. sağ olsun bir şeyler üretmiş. Ben de onu geri dinlediğimde ben de geri ilham alıp bir Hı. şey. Bu yani birbirini ilhamlı ilhamlı destekleyen iyi bir sisteme dönüşüyor. Benim için onur ve gurur verici bir şey. Teşekkürler buradan Cege selamlarımı yolluyorum. Özellikle Cinayet Şebeke şarkısındaki sizin tarzlarınızı bayağı böyle yakın görmüştüm. İkiniz de çok başarılı olduğunuz alanlarda güzel bir şarkı ortaya koymuştunuz. Benim 52 Hz'deki favorim. Ben de seviyorum Cinayet Şebeke'yi. Evet. Cegi'yi ikna edebilseydik klip çekecektik ama istemedi. Neden olmadı o iş? Bilmem istemedi ya. Çekseydik Canım keşke. Bence Cinayet Şebeke tam kliplik şarkıydı. Evet, klibi de böyle Kartel'in klibi gibi falan çekip böyle oraya bir selam çakıp bayağı güzel şeyler vardı da aklımda. 13. Kartel tişörtü giyecek miydi klipte? Yok o klip ha giyerdim ya giyerdim, o klipte giyerdim ya. Hala duruyor mu Kartel? Cinayet Şebeke tişörtü giyerdim. Değil mi? Öyle bir tişört falan da varmış. E, tabii şimdi Kartel, Cinayet Şebeke, Kartel'deki üç gruptan biri aha, biliyorsun. Bilmiyorsun. Biliyorum canım. Tamam. <laughs> Karakan, Cinayet Şebeke ve Erciye. Erceye bir Tamam. de grup değil bir. Yani. grup değil ama e, Kartel'in 95 sonrası döneminde Bektaş dahil oluyor. Bektaş aslında e, şeyde dahil oluyor. Erce'nin albümünde de, solo albümünde de dahil oluyor. Bir süre sonra aslında hmm. bir sonraki Kartel projesi olan Mafayla ile Kartel'de Erce ile Bektaş'ı görüyoruz. Bu noktada Erce de aslında Erce ve arkadaşları gibi hmm. bir şeye dönüşüyor. Bu sen 99 yılında ilk kaydını yapıyorsun. Evet. Bunlar da 95, 96 yıllarında yaşanan şeyler. Evet. Kitap, kitap gibi adam. Ya da yaşlı yani, sadece. Yaşlı da değilsin ki. Değildim ya 35 Çok öyle. Öyleyse 36. 25. Allah başımıza eksik etmesin epidemik Amin arkadaşlar. Abi Oğlum öyle deme lan 70 yaşında adama denir o ya. Ne canım Allah Allah başımıza <laughs> eksik etmesin yani. Senin de eksik etmesin. Evet, teşekkür ederim. Ezoteri'nin ilk albümüne baktığında e, yine çok içsel bir albümdü ve çok derin, e, karamsar bir albümdü. Sonra gelen Sosyal İtici albümü senin birazcık daha mizahi bir noktada durduğun bir albümdü. Genel olarak hüzünlü mizahi, hüzünlü mizahi gibi dönemsel olarak müzikal anlayışın değiştiği bir dönemdeyiz. Devamlı yani kariyerinin başından Aslında, beri. Aslında e karakteristik olarak öyleyim. Yani şimdi tek bir yanım yok benim. Ben eğlenceli bir adam ya da karamsar bir adam değilim. Yani içimde bir taraf karamsar, bir taraf eğlenceli, bir taraf duygusal, bir taraf duygusuz bir hödük. Hepimizde olduğu gibi. Ya hepimizde olduğu gibi e, müzik yaparken hangi tarafımı ortaya çıkardığımla alakalı bu değişimler. Yani bu riskli bir şey bu arada. Yani tek bir sound ve tek bir tavır belirleyip o tavır üzerinden ilerleyen adam çok daha kariyerinde e, yüksek basamaklara çıkar. Ben müziğe çok öyle bakamıyorum. Yani o anki hissiyatıma göre bir şeyler yapmak istiyorum. Ben buna Server Urazca diyorum direkt. Sen Server Urazca konuştuğun sürece şarkıda iyi ya da kötü bir şeylerden bahsettiğin bence çok önemli değil. Sonuçta senin özgün tarzında bir şeyler dinliyoruz. Peki bundan sonraki albümün kısmet olursa eğer yeni bir albüme başlarsak. Yeni eski ben, şarkılar hariç mi? E, yeni eski şarkılar hariç. Eski yeni şarkılar değil mi onlar? Yeni eski şarkılar. Yeni eski şarkılar pardon. Bir tane de albüm gelirse buradan sonra bunun daha mutlu bir albüm olacağını öngörebilir miyiz? Öngörebiliriz. Yani. Çünkü ben de çok... E, Rahatladın durdum. mı şu an bu albüm çıktıktan en sonra? En önemlisi o evet. Yani zaten bu arada yani şöyle bir algı olmasın. Ben bok gibi şeyler yaşıyorum, mahvoldum, bittim değil. Yani herkes gibi içimde bir karanlık var. Ve bu karanlık varoluş ve hiçlik odaklı bir karanlık. İşin e, kavramsal ve felsefi boyutunda çok fazla irdelediğim e, ve... Sonuca ulaşamadığım denklemlerle dolu bir karanlık. Bunun e, zamanla mekanla ilgisi yok. Tamamen içsel bir şey. E, o tarafımı bunu yaparak bir rahatlatıyorum aslında. Yani e, Evet rahatladım sonuç olarak. Eğlenceli şeyler yapmak istiyorum ama... ...ben rap müzik üretmenin tamamen ekip işi olduğunu düşünüyorum. Benim ne yazık ki bir tayfam, bir ekibim... ...beraber müzik yapacağım bir e, arkadaş grubum yok. E, bu da beni... Repten uzaklaştıran şeylerin başında geliyor. Yoksa benim yazacaklarım da tükenmedi, söyleyeceklerim de tükenmedi ve bunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Ama benim keyif almam için çocukluğumuzda bunu yaptığımız dönem gibi bir ekibin oluşması gerekir ki birbirimizi gazlayıp birbirimize katkı Doğru. sağlayıp birbirimizin e, enerjisiyle büyük bir sinerji yaratıp onu mikrofona e, kusalım. Ama ben tek başımayım ve tek başıma ne yazık ki bu kadar çıkıyor. Hmm. Susamam şarkısında 2019 yılında diyordun ki ekibimi bu mezardan çıkarabilmek için hep gözlerim açık uyanık ayık gezdim. E, bu önceki şarkılarından da albümlerinden de birçok referans olduğu gibi asker şarkısında ben buna bir referans sezdim. Ekibimi bu mezardan <laughs> çıkarabilmek için hep gözlerim <laughs> açık uyanık ayık gezdim. sustum kaybettiğimden beri Söküp attım omzumdaki tüm rütbeleri. Asker şarkısında da diyorsun ki ben size sustum kaybettiğimden beri müfrezemi söküp attım omzumdaki tüm rütbeleri bu iki söz arasında bir bağlantı var gibi geldi bana burada kaybettiğim müfreze'den kastın ne tam olarak şarkının o kısmında yani kaybettiğimden beri müfrezemi kısmında Beta'dan bahsediyorum Hı -hı. tek bir kişiden bahsediyorum aslında bir ekipten şeyden değil ee, ama neticede yani Beta'nın gidişi ya bu çok bencilce bir düşünce ama beni de bir kolsuz bacaksız bıraktı bu konuda yani. Zaten son dönemde ona sistemi hep ya hadi beraber üretmemiz lazım bir şeyler yapmamız lazım durumundaydı. Bu olaydan sonra belki de benim e, repten uzaklaşmamın ana faktörlerinden biri oldu. Ben bu konuyu kafamda hala tam olarak toparlayamıyorum, hala kabul edemiyorum, e, hala bir noktada Berk geri gelecek ve biz çılgınlar gibi müzik yapacağız gibi hissetmeye devam ediyorum ve gelmeyeceğini fark ettiğimde de. Ee, bu satır doğdu. Boşluğa düşüyorsun tamam. Yani abi. işte kaybettiğimden beri müfrezemi söküp attım. Omzumdaki tüm rütbeleri kısmı Hı. tam olarak bununla alakalı bir şey yani. Ee, bu albüm eleştirilerle alakalı yine sözlükte okudum bunu da. Berk Abi'ye yeterince kredi verilmediğini söylüyorlardı. aslında hmm. bazı şarkılar ya yani birçok şarkının özellikle o birkaç parı Berk Abi olduğu çok belli. Özellikle siz zaten asker arkadaşlar şarkısı. Arkadaşlar evet. yani İyi duymak falan. isterseniz duyarsınız. Siz alışmışsınız bütün mesajların en yüzeysel en doğrudan hmm. şekilde verilmesine. Biraz katmanlı bir şey olunca siz onu duyamıyorsunuz ama siz duymuyorsunuz diye bu benim söylemediğim anlamına gelmiyor. Hmm. Asker şarkısı senin Berk Abi'den sonra yola devam etmeni kendine telkin ettiğini aslında evet. bir şarkı doğrudan. Evet. Sadece adı Beta Berk ile yani alakalı değil. Her zevresinde Berk'le alakalı bir şeyler evet. var. Ben A derken de orada Berk var. Evet. Ben O derken de Berk var. B derken de Berk. Her yerinde Berk var o albümün. Ee, i̇nsanlar insanlar alışmış. İnsanlar vah vah vahlı şarkılara alışmış. Bu böyle bir şey değil. Ben o vah vafı içimde yaşarım. Ama ben sanatımda bunu bir şekilde katmanlı yansıtmaya Hı. çalışırım. Çünkü ben ajitasyon şarkılardan nefret ederim. Yüzeysel şarkılardan nefret ederim. Ee, bu kadar katmansız sanat adı altında e, katmansız üretim yapılıp 15 yaşının üstüne hitap etmeyen şarkıların bütün dünyaya pazarlanmasından nefret ederim. Ben bu oyunun bir oyuncusu değilim. Ben bu oyunu böyle oynuyorum. Ee, görmek isteyen görür. Görmek istemeyen oynamıyorlar der. da zaten Gerçekten çok derin bir şekilde anılması gereken, böyle anılması gereken bir sanatçıydı. O da böyle Elif anılmak ediyorum. isterdi bu arada. Evet. Yani bunun net bir şekilde onu iyi Hı -hı. tanıyan bir dostu olarak söyleyebilirim. Yani. Albümden sonra da onu sonsuza kadar anmaya devam edeceğiz evet, her zaman de, oldu. olduğu gibi. Artık. Ale ale şarkısını arada açıp dinliyor musun bu arada Yok. hiç? Yok Valla. Eski iç şarkılarını dinlemiyor musun? Çok dinliyorum aslında. Ali Ali kaynamış Aley -Aley arada. İyi hatırlattın arada, değil değil dinleyeyim şimdi gider? Tuhaf bir şarkı ben geçen açtım Vallahi Değişik sardı. şarkı, değişik evet. şarkı çok yer bulamadı kendine ama Fena. Gene de bak senin vallahi flopların 500 bin, 600 bin. Yani insanların bu kadar fazla dinlenme alamadığı çok fazla rapçi var. Ana akımda göz önünde değilim diyorsun ama minimumun 500-600 bin. 1 milyon. Onu şimdi Bahamadan kıracağım milyon bu albümde bak nasıl dibe <laughs> İyi fena gitmiyor madem. Yok yok şaka madem. yapıyorum. E, fena gitmiyor. Özellikle YouTube tarafında. Benim beklediğimden daha iyi. Özellikle yani, şu an 5. gününde albümün hmm. şu an 250 bine yaklaştığı dinlenme. E, beklediğimden daha iyi gidiyor çünkü... Hakikaten çok dinleneceğini hiç düşünmüyordum. Zaten çok dinleniyorsa amacına da ulaşamamış demektir gibi bir şey de var bir yandan. Bu Türk rap biliyorsun işte 2017 yılında bir devrim yaşandı. Evet. 2019-2020 yıllarında farklı bir sound daha geldi. Bir kere daha vurdu. Sanki böyle birazcık o dönemlerdeki durgunluk var gibi piyasada. Sürekli aynı işlerin bir benzeri çıkıyor. Belki de insanlara yeni bir soluk olmuştur bu albüm. O yüzden beğenilmiş tutulmuş olabilir yani diye. Yani piyasada şey. bu yeni soluk olduğumu bilemem ama yeni bir soluğa ihtiyaç olduğu kesin her şey birbirinin aynı olmaya başladı ve ben zaten bu işin dinleyicisi değilim üzülerek Hı. söylüyorum ama dinleyicilerin de artık rahatsız olmaya başladığını düşünüyorum. Hı. Ne dinliyorsun günlük hayatında? Dinlemiyorum müzik dinlemiyorum. Arabada giderken falan. Arabada da işte etnik house, deep house, e, new metal. Ne çalar? Classic rock. Ama. Ne çalarsa değil. özellikle bu janrları i̇şte, dinliyorum. İşte Spotify açıyorum. Bazen da. country müzik. New metal şarkın da var albümde. Kalbimden büyük değil. Ya benim, ya da, da, da. Ben büyük değil. Ne renklerin değeri var, ne sevginin. Ben yüreğimi koysam da zafere ellerin. Yeni albümde de olacak ha. bir iki bitar. Olacak evet. mı? Evet. Sen baya, ben senden rak duymaya tabii ki de alışık değilim. Daha önce e, ufak bazı denemelerim var önceki var. albümlerinde. Var. Kalbimden büyük değil. Albümdeki en farklı şarkı herhalde evet. hiçbirine benzemeyen. Evet. Evet. Ya o şarkı biz ya ben o şarkı yazalı yani nakaratını yazalı 10 sene falan oldu. Kalbinden büyük değil nakaratı 10 sene önce yazıldı on doğru 10 sene mu? önce yazıldı. Verse'ler farklıydı hı hı. hatta yani konsept olarak da çok başka bir haldeydi. Nakaratı çok sevdiğim için nakaratı alalım bu şarkıdan verse'leri değiştirip yeniden aranje yapalım Aslında şarkıyı Oğuzhan Uğur'la yapacaktık. Gerçekten mi? <laughs> evet. Ee. 10 sene önce ama yani. Şimdi Olsan yüzümüze bakmıyor. Ya bakmıyorsun artık yüzümüze. Bakmıyor. Şaka şaka yok. Yüzümüze bakıyor bu arada. Hı. Olsan hakkında da olumsuz bir yargı yapmak <laughs> yaratmak istemem. Çok şey. Öyleyim ben gaza gelince. Yok, yapıştırdım. Çok, çok çok sevdiğim arkadaşım. Ee, Olsan ne yapacaktık normalde şarkıyı ama e, bir anda ayrı yollara savrulunca yapamadık. Hatta klibine kadar düşünmüştük 10 sene önce falan filan. Öyle enteresan ya. Her şarkında aynı. O ayrı dönem bir bayağı bir var. takılıyordunuz. Olsan da mı? Yani, her gün beraberdik. Her gün. Yakın yakın arkadaştınız yani. Evet. Sonra Pinç tutunca mı? Pinç koptu, tuttu, bizi unuttu. Yok ya, kop ya koptuk bir şekilde ama yani. kopmamızın sebebi şu ya da bu değil. Yani o kendi iş hayatına daldı. Da ben kendi hayatında. Ben kendi iş hayatıma ama şu an yine bir araya geldiğimizde sanki hiç kopmamışçasına aynı coşkuyla arkadaşlığımızı sürdürüyoruz. Buradan da o sana selamlar. Çok selam. Beni çağırmadın Pinçe. Evet ya Pinçe, önceki albüm çıktığında. Bunlara çıkmıştık. kaldık olsun. 4 o zaman programımızı ben bu arada albümde en sevdiğim şarkı çoğunluk oldu. Öyle bayağı, mi? baya baya döndürüyorum. İlk verse'ün son dörtlüğünü hatırlıyor musun Metalar donarken zaman evet. erir. Bu dörtlüğü kameraya bakarak okur musun? Reels yapacağım. Bak. Metalar donarken zaman erir. İnatçılıktır çaba dediğin. Aidiyet benim evrenimin kara deliği. Kendimi size satmaktansa üste para vereyim. Gerekirse zarar edeyim. Ye yeah, yo biz bize programındaydık. Server Ras konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Fonetik hakkındaki düşüncelerini sormuyorum zaten. Neye sorayım? Senin dükkan. Foneti'yi destekleyin arkadaşlar. Türkiye'de en başından beri direniyoruz. Bağımsız hip medyası olarak hiçbir ödenek almadan çoğunlukla sponsorsuz, çoğunlukla cebimizden harcayıp cebimize koyamayarak bu işi yapmak için direniyoruz. Bir gün değerli olacağına inanarak, bugünlerin de değerli olduğuna inanarak, birilerinin de bunu düzgünce yapabileceğini yapabilmesi gerektiğini düşünerek Foneti'yi desteklerseniz mutlu olurum, desteklemezseniz de canınız sağ olsun. Türkiye'nin en uzun soluklu hip-hop şovu Biz Bize sona erdi. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni konularla karşınızda olmak üzere. Foneti'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.